أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري ويشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Keyf suresinin 7. ve 8. ayetleriyle En'am suresinin 32. ayetinin birbirine kaynaştırılarak tefsirini yapan 17. sözden okuyorduk ama ancak ayetlerin kelimelerinin yapısından ve bu kelimeler, ayetteki kelimelerin yapısının nelere delalet ettiğine dikkati çekken bir sohbet yapmıştık bundan önceki derste ve bu ve yapılan tefsirde niçin böyle bir tefsirin yapıldığını anlamamıza yardımcı olması için ve sonunda da Kur'an'ın tefsiri yapılırken Kur'an'ın kendi ruhu, kendi anlayışı ve kendi hedefleri, maksatları doğrultusunda tefsir yapılması gerektiğinin güzel bir örneği olduğunu söylemiştik 17. söz adı altında yapılan tefsirin. Biz de inşallah bu açıklamalardan, ayet üzerindeki yapılan açıklamalardan sonra ayetin kelimelerindeki yapıyı tahlil eden açıklamalardan sonra müellifin yapmış olduğu tefsire dönüyoruz ve inşallah oradan okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu söz iki âli makam ve bir parlak zeylden ibarettir. Yani iki ayrı bölümde ve bir de zeyl ilave yapılarak tefsir edileceğini söylüyor bu ayetlerin. Bismillahirrahmanirrahim. Halik-ı Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani Hakim şu dünyayı alem ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrayin suretinde yapıp bütün esmasının garaib nukuşuyla süslendirip küçük büyük ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mahasin ve inamattan istifade etmeye muvafık, uygun ve havas ile mücehhez bir ceset istifade etmeye muvafık okurken vurguyu yanlış yaptığım için manası anlaşılmıyor. Şu dünyayı böyle tanzim ettikten sonra küçük, büyük, ulvi, sufli her bir ruha, her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mahasin ve inamattan istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez bir ceset. Yani dünya bihim artık zihşuurlar olan insanlar açısından baktığımızda insanların faydalanabileceği en güzel bir şekilde faydalanabileceği yalnız insanlar değil ama diğer mahluklar da var fakat biz insan açısından baktığımızda bize en uygun şekilde olacak güzellikte tezyin edilmiş hazırlanmış bir dünya var ve bir dünyada her şey bizim için hazır, her şeyi bizim ihtiyacımıza uygun şekilde hazırlamış hem de bizi bu ihtiyacı elde edebilecek şekilde duygularla donatmış, havas ile mücehhez, hassalarla mücehhez,
olan bir ceset vermiş bize de. O güzellikleri, bizim dışımızdaki, dünyadaki güzellikleri, nimetleri, bizim ihtiyacımızı karşılayacak şekilde hazırlamış ve bize de onlardan faydalanacak duygularla donatılmış bir ceset vermiş. Bir vücut, bir ceset giydirir, bir vücut cismani verir, cismani bir vücut verir, bir defa o temaşaha gönderir. Dünya bizim için temaşa yeri. Yani gezip, eğlenmek, mutlu olmak, sevinçle, sürurla dolmak için yaratılmış bir yer. Dünya işkence yeri değil, sıkıntı yeri değil. Ama bize pek öyle gelmiyor. Dünya sıkıntılarla dolu gibi geliyor. O bizim kendi suni ihtiyaçlarımızdan, beklentilerimizden veya daha bir argo tabiriyle takıntılarımızdan kaynaklanan sıkıntılar dünyası. Aslında dünyanın yaratılışına baktığımızda her yer, her şey bizim ihtiyacımıza göre, bizim ihtiyacımızı karşılayacak şekilde hazırlanmış ve bize de o ihtiyaçtan faydalanacak özellikler verilmiş. Zaten ayet-i kerimede diyordu ki, hatırlamak için hem orijinal metnini hem de kabaca anlamını, mealini hatırlayalım, söylemek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsene amela. Biz dünya üzerinde ne varsa bunların hepsini o dünya için süs olarak yarattık. Süslensin, güzelleşsin diye yarattık. Ta ki insanlara hitap ederek acaba ameliniz bakımından sizin hanginiz daha iyidir diye, bunu çok konuştuğumuz için burada imkanlar verelim. Daha güzel imkanlarla daha güzel amelleri yapabilmek için vesileler olsun sizin için diye. Mesela güzel bahar geldi, serin hava istiyoruz ve o da yaratılıyor. Her şey güzel, yeşillik, yüzümüz gülüyor. Bütün bunlar bize, kim bunları yapıyor, neden bunları yapıyor, bunları yapmakla bize ne söylemek istiyor sorularının olumlu. Beni tanıyan birisi var, bana şefkat eden birisi var, benim ihtiyaçlarımı karşılamakla kendisini bana tanıtmak isteyen birisi var diye, o beni seviyor, beni yaratmış, beni bu dünyada mutlu etmek istiyor. Evet, ben de ona göre mutlu olacak şekilde donatılmışım, memnun olayım bundan. Her tarafta ağaçlar, çiçekler açıyor, yapraklar, meyveler vermek üzere tomurcuklar, yapraklar açıyor, yeşillikler, hepimiz seviniyoruz. Böyle bir dünyada sıkıntı neden oluyor? Benim kendi dünyamda yok işte şu ihtiyacımı karşılayamadım. Çoğu suni. Çoğu %95'i suni ihtiyaçlar, yapmacık ihtiyaçlar, sonradan edinilmiş ihtiyaçlar. Şu olmasa olmaz diye kafamızı takmışız ya da beynimizi yıkamışlar. Şunu alman lazım, bunu alman lazım demişler. Çevrede herkes alınca benim niye yok diye suni olarak bir ihtiyacım çıkmış. Eskiden, eski dediğim herkesin eskisine göre, mesela 10 yıl eskisine göre düşündüğümüzde, şimdi elimizde mutlaka olması lazım dediğimiz çok suni şeyler var ki o zaman biz bunların varlığından haberdar bile değildik, bırakın böyle bir ihtiyaç var demeye. Şimdi artık yani örnek vererek insanları, yok senin bu böyle bir eşya elinde varsa, böyle bir şeyin varsa bu sunidir demek için vesile olmasın, demeye vesile olmasın diye hiçbir örnek vermek istemiyorum. Düşünün, herkes kendisi düşünsün,
kendi yaşına göre 40 yaşında olan birisi düşünsün, 30 sene önce ne gibi ihtiyaçlar düşünüyordu, şimdi ne gibi ihtiyaçlar var ve bunların hangisi gerçekten 30 yıl önce de olmasaydı olmazdı. Düşünün, çoğunun suni olduğunu, çevremizde gördüğümüz için bizim de olması lazım geldiğine inandığımız, belki de toplum artık ilişkilerini bu suni olan, sonradan çıkartılmış olan ihtiyaçlar üzerine kurduğundan, biz de o ihtiyaçları karşılamadığımız zaman toplum içinde kendimizi uyduramıyoruz. Yani zorluyor bizi, mecbur bırakıyor. Biz de mutlaka öyle bir şeyi elde etmek zorunda kalıyoruz ta ki ihtiyacı toplumla olan, çevremizde olan ilişkimizi devam ettirelim, yoksa devam ettiremiyoruz. Yani çok çok basit bir örnek vereyim. Eskiden ne pasaport vardı, ne bilmem ne onun gibi bir belge vardı, nüfus cüzdanı falan, böyle bir şey yoktu. Şimdi bir istediğin yere binerdin, devene, atına, eşeğine, her neyse giderdin. Şimdi evet, uçak çıktı ama pasaport almak zorundasın, vize almak zorundasın vesaire vesaire. Efendim ben yine deveme binip gidemez miyim dersen, hayır gidemezsin. Bak, seni mecbur bıraktılar. Bunların detaylarına indiğimiz zaman çok değişik problemlerle karşılaşıyoruz. Özellikle politik problemler, siyasal problemlerle karşılaşıyoruz. Suni siyasi atmosferler, sosyal atmosfer, ekonomik ilişkileriyle karşılaşıyoruz. Ve bunların hepsinin çoğunlukla suni olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilişkili olarak düşünmek yerine, bunları ne yapacağız şimdi diye düşünmek yerine, bunların farkına varıp, bilincinde olup, esas benim insan olarak, bir insan olarak benim olmazsa olmaz ihtiyaçlarımı düşündüğüm zaman hepsinin hazır olduğunu görüyoruz. Hepsi dünyada hazır. Çok basit örnek vereyim. Su istiyorsun, hazır. Meyve sebze istiyorsun, hazır. Ama ben özel olarak içerisine bilmem ne katılmış meyve suyu istiyorum dersen, git fabrikada imal et, ona da 5-10-20 misli ücret öde ve onun içinde 20 misli çalış. O senin tercihin. Dünya çok güzel, tam insanın ihtiyaçlarına karşılayacak şekilde tezyin edilmiş. Onun için burada kullanılan ifade, bu dünya insan için temaşagah, seyrengah yeri. Seyredip seyredip güleceksin, eğleneceksin, sevineceksin. Ne güzel, her şey, ihtiyacımın hepsi karşılandı diyeceksin. Şimdi diyemiyorsak onu mutlaka belirlemek gerekiyor. Ben ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum, şöyle zorluklar çekiyorum diyorsak, bunların hepsi suni yapmacık ihtiyaçlardır. Yoksa bu dünya ile sen ve ben aramızdaki ilişki gayet güzel, mesut, neşeli, sevinçle yaşayabileceğimiz bir yer olarak hazırlandı. Ayet-i kerimede de öyle söylüyor. Pratik hayatta da eğer bir insan kafasındaki beyninin yıkanması suretiyle yerleştirilmiş olan hani tabu haline getirilmiş sorgulanması ya bu da şimdi olur mu olmaz mı diye sorgulamak dahi insanı küçük düşüreceğini düşündüğümüz ihtiyaçları eğer bir tarafa atacak olursak, bir yana bırakacak olursak, elimizde kalanlar, yani zaruri ihtiyaçlarımızın hepsinin zaten hazırlandığını görüyoruz. Demek ki bu ayet-i kerimede biz şu dünyayı, üzerinde neler varsa onunla zinetlendirdik. Ta ki siz bu zinetlendirilen, süslenilen, sizin için eğlence, temaşa yeri, seyrangah yeri haline getirilen bu dünyada bulunun ve
size imkan verildi. Hadi bakayım şükredecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bunlar bize yeter yetmez mi diyeceksiniz? Yoksa beni İsrail diye bildirilen peygamberlere tabi olan ümmetlerin zamanla peygambere tabiiyetlerini terk etmek suretiyle bir peygambere tabi olan herkes Kur'an-ı Kerim'de beni İsrail olarak anlatılır. Herhangi bir mutlaka Hazreti Musa örneğiyle sınırlanmamak lazım. Herhangi bir peygambere tabiyim dedikten sonra o peygambere tabiyette sınırlar getiren, bahaneler arayıp ona tam tabi olmak istemeyen herkes Beni İsrail'dir. Yani tabi olduğu zaman da Beni İsrail, olmadığı zaman da Beni İsrail. Ama Beni İsrail'den olmayıp da hiçbir din ve peygamber tanımayanlar, onlar da Firavun'un adamlarıdır. Onun için Beni İsrail diye bir ırktan bahseder oldular şimdi. Öyle bir ırk mırk falan yok. Herkes benim peygamber var, Allah var, onun bana bir vahyi, yani konuşması söz konusu, mesajı söz konusu diyen herkes Beni İsrail. Şimdi Beni İsrail hem dinimiz var, hem Allah var, hem peygamberi var dedikten sonra o peygamberden hadi bu Allah bize hazır yemekler göndersin diye, bu kudret helvası falan diye anlatılan ayet-i kerimelerde bahsedilen bıldırcın eti, kudret helvası diye gökten hazır yemekler geliyordu. Zaten biz gökten hazır yemek gelen yemeklerle beraber değil miyiz her zaman? Onlar dediler hayır hayır, biz artık bunlardan bıktık, biz kendi emeğimizle yetiştirdiklerimizden yiyeceğiz dedik. Hepimiz öyle demiyor muyuz? Ben çalışıp kazanacağım, ona göre de şunu alacağım, şunu alacağım, en son model bunu alacağım demiyor muyuz? İşte o zaman ayet-i kerimedir, o zaman git çalış öyleyse. Temsili Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu Hazreti Musa ile kavmi arasındaki ilişkilerin temsilini böyle genellediğimiz zaman, ki ayet-i kerime bize anlatıyor bunları, biz bunları mutlaka belli bir ırk düzeyinde almayacağız. Yani Cenab-ı Hak böyle bir bu ırktan bahsedeceğinizi zannetmiyoruz ve dikkat edin, hep genellemek suretiyle alacağız bunları. Bana bakan yönü nedir diye alacağız. Böyle bir yaklaşımla okuduğumuz zaman ben burada Beni İsrail'in o mağdup olduğu halin hangisini yaşıyorum diye, mağdup demek hem Allah'ı biliyorsun, hem peygamberin var diyorsun, hem de bu bildiklerine göre amel etmiyor, kendini gadaba layık kılıyorsun, yani işkenceye sokuyorsun. O hale ben nerede girdim diye sorduğum zaman kendimi belli bir yerde bulacağım, buluyorum da zaten inşallah. Kur'an-ı Kerim bize şu dünyadaki her şeyi ziynet olarak yarattık, süs olarak yarattık diyor. Gerçekten baktığımızda dert problem hepsi suni. Onun dışındakiler bizi eğlendirmek için varlar. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Peki biz bütün bunlar ile nasıl ilişki kuruyoruz ve bize nasıl bir imkan tanınıyor? Bütün nimetlerin bizim için hazırlandığını gördükten sonra şükretmekten başka, memnun olmaktan başka, memnuniyetimizi ifade etmekten başka elimizden bir şey gelmez ve bizden de başka bir şey istenmiyor zaten. Ubudiyet o demektir. Ubudiyet kendini çarmıha germek demek değildir, işkenceye sokmak demek değildir, kendimizi fedakarlıklara falan tabi kılmak zorunda kalmak demek değildir. O Kur'an'ın anlatımına iyi dikkat ettiğimiz zaman zaten dünya kendisi yaratıcısının bizim için özel muamelede bulunduğunu gösterecek şekilde yaratılıyor. Bize de onların değerlendirebilecek duygularla donatılıyoruz. Havas ile donatılıyoruz, teçhiz ediliyoruz. Ve burada sanki misafir ediliyoruz eğlenceli. Şimdi bakalım burada nankörlük yapacak mıyız, yapmayacak mıyız diye de bir imkan tanınıyor. Şükrettiğimiz zaman terakki edeceğiz, şükretmediğimiz zaman da kendimizi belanın, musibetin, yani sıkıntıların içine sokacağız. Streslerden kendimizi kurtaramayacağız ve böylece de o stresler insanın vücudunu da tahrip ediyor vesaire. Evet, yani meseleyi uzatmaya gerek yok.
bütün başımıza gelen sıkıntılar bizim kendi yanlış tavırlarımızdan kaynaklanıyor. Rabbimiz de bize şefkatinden yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diye ikazatta bulunuyor. Yoksa bu dünya bizim için gerçekten ziynetlendirilmiş, süslendirilmiş bir eğlence yeridir. Ne güzel ye iç, eğlen, Rabbine şükret. Oyna değil. Onun için öbür ayeti kerime diyor ve mel hayatü dünya illa le'abun ve lehu. Eğer dünyanın kendisine bakan yönüyle hep buranın bir yaratıcısı var değil, şükretmeye gerek yok dersen, o zaman oynamaya kalkarsın. İşte insanlar Allah'ın mesajını bıraktıklarında oyna dediler. Halbuki burası eğlenilecek, şükredilecek, memnuniyetimizi ifade edeceğimiz bir yerdir. Onun için burada temaşagah olarak ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de zinet. Ne yarattıysak sizin için süs olarak yarattık. Eğlensin diye yarattık diyor. Çok güzel. Herhalde bu birinci paragraftan nasibimizi aldık. Başta zaten bu dünyanın yaratılışına dikkat ettiğimiz zaman ne görmemiz gerekiyor? Halik-i Rahim göreceğiz. Onu söyledi. Yani bakın, iyi bakın şu dünyaya, kim yarattıysa bu dünyayı, o Rahim'dir. Sonsuz merhamet sahibidir. Sonsuz saadetin, rahmetin kaynağıdır. Rezzak-ı Kerim, o her şey sizin için rızık olsun diye yarattı. Her şeyin rızık mutlaka, rızkı mutlaka yiyecek cinsinden anlamayalım. Her şey, gözümüzün rızkı güzellikleri görmek, kulağımızın rızkı güzel sesleri duymak, ağzımızın rızkı güzel kelamlar konuşmak, söylemek ve bu rızkı veriyor, ama rızkını yalnızca vermekle kalmıyor, kerem bol 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 veriyor. Sani Hakim, bakın her şeyi sanatla yaratıyor, gayet güzel yaratıyor ve sanatla yaratıyor, ama sanat olsun diye sanki sanat adına bize zarar verecek şeyler de yapmıyor. Hem sanat hem de hikmetli yapıyor. Bu dünyanın genel çizgisi böyle. Muhammed Emin, peki zahiren süs gibi değil de pis, kötü, karanlık, tatsız vesaire gibi olumsuzlar nasıl değerlendirebiliriz? Sen de değerlendir onları. Onlar da sanki sonbaharda dökülen yapraklar gibi. Ve inna leca'iluna ma aleyha sa'iden curuza hesabına geçiyor. Yani bu güzellikleri yaptık ama benim gibi dalı veren insanlar, tutturmuş giden insanlar, bunlar nereden geldi diye bir defa düşünüp ondan sonra bir daha hiç düşünmeyen insanlar bakıyor ki her şey olması gerekir diye. Geçen hafta bunu konuştuk ve zaten ağaçlar bahar geldi açmak zorunda gibi geliyor. Efendim, ağaçlar kendi kendine meyve verir gibi görünüyor. Dünya kendi kendine döner gibi görünüyor. Bulutlar hep böyle zaten su taşırlar gibi görünüyor. Baban sanki onları görevlendirdi. Yerden hava yapıyor. Rüzgara bindiriyor, gönderiyor. Bir başka yere naklediyor. O buluttaki suları bir kendimiz nakletmeye kalksaydık ne olurdu? O kadar çok su var ki bulutlarda, okyanuslarda, yani yeryüzündeki okyanuslara eşit bulutlarda yukarıda sular depolanmış, seyahat etmeye hazır, transportation, yani nakliyesi yapılmak üzere hazır bekliyor. Biz bunları kendi kendine olacak falan zannediveriyoruz, ama sonunda bunları kurutup toprak haline dönüştürmek, yani sonra bunların kendilerini tekrar ortadan kaldırmak suretiyle bize, sakın zannetme ki ünsiyet haline getirip de kendinde bir ünsiyet yapıp da zannetme ki onlar senin için kendi kendilerine senin yardımına koşan yaratıklardır. Onları hikmetle, rahmetle, keremle yaratan bir Halik var. Onları sana gönderiyor diye açıkça gösteriyor. Elhamdülillah. Zaten
dünya dönerken bir arada sallanıveren olmasaydı, ağaçlar büyüyünce sonra da ölmeseydi, çürümeselerdi, biz bu dünyada hep yaşlı, genç kalıverecek olsaydık, bu dünya şartlarında bizim her şeyin kendi kendine böyle olduğunu zannetme ihtimalimiz çok fazla idi, hatta %100 diyebilirim. Çünkü nereden bilecektim ki ben ağaç kendisi meyve vermiyor. Öldüğü zaman anlıyorum. Yapraklarını döktüğü zaman anlıyorum. Bir meyve yenmediği zaman çürüyünce, aa bak onu bir maksat için yaratıldı. O maksat için kullanılmazsa geri alınır. Bunu öğrenmek için yaratılıyorum. İnşirah nur mesela, bahar geldi, tüm cihazatlarımızla bir hareketlilik, bir heyecan başladı. Bütün yeryüzünde böyle bir hareket ve heyecan var. Bunu bilen bir zat bizi tanıyor, nimetlendiriyor. Aynı şekilde manevi nimet diyor. Allah razı olsun. Evet. Bize kendisini tanıttırıyor. Ölmüş ağaçtan çiçekler, ölmüş odundan çiçekler, meyveler, yapraklar yaratıyor. Bunu biz ağacın kendisinde her zaman öyle olsaydı zaten yaratılıyor olduğunu dahi bilmezdik ki. Bu yaratılıyor, yoktu, var edildi. Öyle bir şey yok. Hep öyleydi. Hep öyleydi diye zannederiz. Onun için 13 ayeti kerimenin, yani Keyif suresindeki 7. ayetten sonra 8. ayetin gelip de ve inna leca'iluna ma aleyha sa'idan curuza ayetiyle biz onları sonunda kupkuru yaparız, alır götürürüz, toprağa dönüştürürüz, alır götürürüz, öldürürüz, ölüm veririz ta ki siz onların kendisinden gelmediğini, yepyeni bir yaratılış olduğunu bilin, bilesiniz diye. Çok çok güzel bir kurgu var. Çok insanın fıtratına uygun bir kurgu var. Gerçekten Rabbimizi tanımamamız için hiçbir bahanemiz yok. Yaratıcıyı tanımamıza engel olacak şekilde bir yaratılış kesinlikle söz konusu değil. Okumaya devam ediyorum. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta ve günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihetle her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Şimdi mekanla zamanı birbiriyle kaynaştırıyor, bir noktada buluşturuyor. Önce kainata bakıyoruz. Kainatın zerreleri, parçaları veya kütleleri arasındaki ilişkide tam bir ahenk var. Mükemmel bir birbirini destekleme var. Bir tarafta bulut, bir tarafta ağaç, bir tarafta toprak, bir tarafta meyve. Hepsi birbiriyle tam anlamlı. Bir tarafta güneş, bir tarafta dünyanın dönmesi, diğer tarafta ay, ayın çok takvim gibi, takvim gibisi fazla, takvim zaten o. Takvimlik görevini yapacak hassasiyette öyle bir yerleştirilmiş ki böyle tesadüfen orada duruyor değil. Ya gelmiş kopmuş da büyüklüğüne küçüklüğüne göre orada duruyor değil. O zaman tam bir takvim olacak şekilde saatini, dakikasını bile hesap edebilirsiniz. Ayın konumlanmasına göre, nerede bulunduğuna, yarım ay mıdır, dolunay mıdır, ilk dördün, son dördün oluşuna göre ve bir de uzaydaki yerine göre, yani ufka daha mı yakın, ortada mı, hemen orada bilirsiniz. Bilmem ne ayındayız, hangi ayın hangi gününde olduğunuzu bilirsiniz. Öyle bir takvim. Şimdi biz kağıtlara yazdık da haberimiz yok gökyüzündeki takvimden. Kağıtlardan okuyu veriyoruz. Bunu hangi ay diyoruz? Ekim, Kasım neyse, Mart, Nisan diyoruz. Kaçıncı gündeyiz diyoruz? 15. gündeyiz diyoruz. Bu yeni çıkan bir şey.
aya bakıp ha biz şu aydayız, şu ayın şu günündeyiz demek mümkün. Bu hiçbir şekilde tesadüfen kendini saat gibi saniye saniyesine şaşmadan çalışan bir saat gibi konumlamasının tesadüf olduğunu söylemek için bir insanın insanlıktan çıkması lazım. Aya bakıp da iman etmeyen hakikaten insan değil. Benim kanaatim. Yani kanaatimce aya bakıp da bunun kasıtlı bir yaratılış olduğunu söylemeyen birisi ya ayı bilmiyor ya kendini bilmiyor, yani insan değil. İmkanı yok bir insan aya bakacak, onun hesaplanmasına dikkat, hesaplanmasındaki kastı o kadar mükemmel şekilde görecek ki ve ondan sonra da diyecek bu kendi kendine olmuş, o kimsenin gideceği yer gerçekten kendisini cehenneme atan aptalın teki demektir. O kişiyle insan gibi konuşulmaz. Aklını kullanmıyor, insaniyetini kullanmıyor demektir. Ay çok Allah'ın ayetlerinden, gerçekten yaratıcıyı bize en güzel tanıtan milyonlarca ayetten en barizlerinden bir tanesi de ay. Buna aya bakıyoruz, güneşe bakıyoruz, dünyanın konumlanmasına bakıyoruz. Her yönüyle bir ahenk var. Peki bu mekan itibariyle ahenktir. Peki dün ile bugün, geçen mevsim ile bu mevsim, geçen sene ile bu sene, geçen asır ile bu asır arasındaki ilişkiye baktığımızda orada da tam mükemmel, tam isabetli bir ahenk var, harmoni var, yardımlaşma var, hikmet var. Hakikaten insanın aklının almayacağı şekilde, ki insan aklı bunun sınırını getiremiyor, onun için almayacak diyoruz, almayacağı şekilde bir kasıtlı yaratılışın sürekliliği var. Dünü yaratan bugün şimdi yaratıldı, yarın bilmiyoruz, yarın ne olacağını bilerek bugün yaratıyor. Bugünü yaratan bir mevsim sonra ne olacağını bilerek bugünü yaratıyor, ona göre yaratıyor. Bir asır sonra ne olacağını bilerek de bunu yaratıyor, bugünü yaratıyor. Bir milyon sene sonra, bir milyar sene sonra ne olacağını bilerek bugünü yaratıyor. Hesaplayabilirsiniz. Yani bugüne vücut veren bir milyar sene sonra ne olacağını bilerek vücut veriyor, hesaplanabilir. Hesaplanabilir. Depolanmalar ona göre yapılıyor, yer altındaki kaynamalar. Dünyaya göre konuşuyoruz, kainata göre konuşursan aklın, hayalin, her şeyin duruyor zaten. Yalnız şu dünyada küçücük bir yer, dünyada çok 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 küçük bir yer, kainattaki dünyanın yeri yok desen de o kadar ya. Yani. Yok desen de bir şey kaybetmez. Bu küçücük yerde bile müşahede ettiğimize bakınca, gözlemlediklerimize bakınca milyonlar sene arasındaki irtibat şimdiden kuruluyor. Buna da tesadüf demek için bir insanın, çok affedersiniz, hayvan değil, yani bitki değil, toprak olsa yine adam utanır toprak olarak. Bu kadar tesadüf olur mu diye tesadüf diyorlar insanlar. Allah onlara akıl versin, izan versin, insaf versin, hikmet versin, insaniyetlerini kullanmak nasip etsin. Yani bir insanın gerçekten hem mekan hem de zaman itibariyle her bir kişisel noktada, baktığımız her noktada hangi şey görüyorsak o noktada mekan ve zaman kesişir arkadaşlar. Her bir tek noktada kainatın baştan sona bütün ilişkileri, diğer taraftan da geçmişle gelecek arasındaki bir milyon sene ile şimdiki bir noktanın yaratılışı arasındaki ilişkide tam tamına %100 isabet var. Evet. Nişasta tanesi çok büyük kardeşim. Bir İnşirah Nur diyor, nişasta tanesi gibiydi dünyanın diğer gezegenlerin yanındaki görünüş. Gezegenlere göre doğru. Bir videoda izlemiştim diyor, nişasta dedi. Nişasta mı nişasta? Herhalde nişasta tanesi mi diyorsunuz? Onu ben bilmiyorum, nişasta tanesini. Yani çok küçük bir şey diyelim hadi.
çok çok küçük. Bu diğer gezegenlere göre, diğer gezegenlerin alanına göre. Ama bir de güneş sistemine, galaksiye göre 10 tanesi diyelim. Evet. Galaksilerde ya en küçük orta boy bir Milky Way diyorlar. Galaksisi ise dünyanın içindeki bulunduğu galaksi de dünyanın neredeyse yeri bile yok. Bir de düşünün, o galaksi gibi milyarlar galaksi var. Güneş kocaman falan diyoruz o değil. O galaksi içerisinde 10 milyarda bir tanesi. Yani milyarı saysan milyar küçük bir rakam değil. Birden milyara kadar sayamazsın. Ölürsün. Ömrün biter, ölürsün. Yani bu yaratılışın hem azameti, hem güzelliği, hem ahengi, hem anlamlılığı, hem hassasiyeti, hem bolluğu, fakat en ince noktada dahi bol 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 olmasına bakıp da kabaca yapılmış zannetme, en ince noktada dahi hiçbir mizanda ölçüde şaşmanın görülmemesi, insanın yalnızca secdeye kapanmasıyla izah edebileceği bir noktadır. Ebu C matematikçi olarak birden ikiye kadar her şey, her sayıyı da sayamayız, sonsuzdur. Hani 1.0 1.0 birden başlıyoruz, 0.0 sonsuzdur, sayamayız. Hani kainatın mikro dünyası da makro dünyası da, en küçük alemi de en büyük alemi de aynı hassasiyetle, aynı güzellikte, aynı ölçülülükte, hiç şaşmadan tam bir denge, hikmet, düzen içerisinde birbirini destekleyecek şekilde varlık alemine geliyor. Onun için zaman ve mekanı birbirinden ayrı düşünmemeye çok dikkat etmemiz lazım. Zamansız mekan, mekansız zaman olmaz. Zamanla mekanı birbiriyle kaynaştırıp, hatta çakıştırıp her bir incelememizde, mesela ben tutup da şurada bir sinek gördüm değil mi? Sinek sinektir, ama o sinek bir önceki, geçen seneki, bir ay önceki, bir hafta önceki sinekten farklı, bir sonraki sinek silsilesinden farklı, o sineğin bundan sonra gelecek diğer yaratılan, o sineğin yemi olan yiyeceklerin olan ilişkisi açısından da şimdiden hazırlanmış bir mide sistemi var, bir gıdalanma sistemi var, çoğalma sistemi var. Yani aklına hayaline gelmeyecek, konuşmakla bitmeyecek özellikleri var. Bunların hepsini biz hem zaman hem mekan boyutunda aynı anda düşündüğümüzde yapacağımız tek iş var. Ne yapıyorsak bırakıp Allahu Ekber diye secdeye kapanmak. Başka yapacak hiçbir işimiz yok. İşte zaten bizim size li nebluvekum ayetinde sizi beliye vermek için, sizi imtihan etmek için diye tercüme ediyorlar. Bu çok kötü bir tercümedir diye. Beliye hiçbir zaman başa bela anlamında, Türkçedeki kullanılan anlamında değildir. Terakki vesilesidir. Bunun için bir saat konuştuk geçen pazar günkü sohbetimizde, yani 3 veya 4 gün önceki sohbetimizde. Hep yanlış anlaşılıyor. Allah bizi burada imtihan ediyor, başımıza da bir sürü şeyleri bela kılmış diye. Bu insan, bu bilmem ne, nereden başıma bela oldu dercesine devamlı etrafımızdaki yaratıkları tenkit edip duruyoruz da çok 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 yanlış bir iş yapıyoruz. Bunlar bize gelişmemiz, terakki etmemiz için vesilelerdir. İyi anlayalım. Evet, ve bilhassa ruhu zemin, hususan yeryüzü, yani hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sagirenin taifelerine, küçük küçük yaratık, sanat eserciği olan yaratıklara, mahlukatın her bir taifesine, her bir nev'ine, türüne öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki,
Yani arka arkaya gelen grup grup kendisini gösteriyor. Şimdi çiçekler açtı, sonra yapraklar açıyor, sonra meyveler büyümeye başlıyor. Ve her bir meyvenin bir mevsimi var. Yani bütün meyveler aynı anda değil. Sanki resmi geçitten geçiyorlar. Önce bilmiyorum ne çilek büyüyor, erik geliyor, sonra neyse armut geliyor. Hepsinin ama incir geliyor, üzüm geliyor. Hepsinin bir mevsimi var. Şimdi biz bahçelerden bizzat kendimiz koparıp alıp yemediğimiz için hep mağazalarda depolanmış, ilaçlanmış, suni korumalara tabi tutulmuş, hormonlaşmış meyveleri paketlerin içinde yediğimiz için hangi mevsimde hangi resmi geçit var haberimiz bile yok maalesef. Yani bunların hepsinin adına gelişme falan diyorlar. Ne gelişmesiyse bilemiyorum neyin nereden nereye geliştiriyorlar da. Yani sana sistemin içerisinde eritiyorlar. Ta ki para çalışacaksın fabrikada da kazandığın, fabrikadan aldığın parayla o teknik üretimden aldığın parayla üzümü de paketinden alacaksın. Bahçendeki bağdan bağda yetiştirmeyeceksin. Çünkü fabrikada çalıştığın zaman başkasına çalışıyorsun. Bağında çalışınca kendine çalışıyorsun. Başkası senin sırtından geçinemeyecek. Bunlar herkesin bildiği, artık yutulması çok zor olan zehirli lokmalardır. Maalesef insanlar dikkat etmeyince yutuyorlar. Onun için de şikayet üzerine şikayet. Neden? Bu dünya başıma bela. Bu dünya hep zaten bunlar, Allah bunları niye bizim... Bir de orada... tenkit ettiğimiz zaman hemen Allah'ı şeytan akla getiriyor. Yani güzel şeyler yediğimizde Allah'ı şeytan Allah'ı akla getirmiyor. O güzel diyor, ben bunu aldım diyor, bu bilmem ne Malatya kayısı diyor, bu en iyi kayısı Malatya'da yetişir diyor. Ama bir gün almak istediği bir şeyi alamayınca, parası olmayınca niye böyle, Allah böyle yapıyor diyor. Şeytan ya bu, insanı hep boş işlerle meşgul eder. Yaratıldığı zaman her şey güzel güzel yolunda giderken Allah yok, yallah var. Ve bir ister kötü olunca Allah niye böyle yapıyor? Bir dakika, şimdi güneşi yaratan Allah mı? Sen Allah diyorsun ya, hani niye böyle oldu ya diye. Güneşi kim yarattı? Galaksileri kim yarattı? Bu dünya sistemini kim kurdu? Bu mevsimleri kim getiriyor? Bu çiçekleri kim açtırdı? Yaprakları kim açtırıyor? O yapraklarla kim bu işleri yapıyor? Bakayım söyle, meyveleri, sebzeleri kim veriyor? Ama dört tane zalim bir fabrika kurmuşlar. Meyve, sebze ne varsa bunların hepsini paketlemişler. Kendileri önceden satın almışlar. Sana bana vermiyorlar. Çürütüyorlar fiyatlar düşmesin diye, vermiyor o zalimler. Ondan sonra da ama ben istediğim kadar beslenemiyorum ki diyoruz. Demiyoruz bu zalimlerin yüzünden beslenemiyoruz. Allah işte niye beni böyle sıkıntılı günlerde bırakıyor ki diyoruz. Haşa, haşa. Sen gözünü aç kardeşim. Hangi dünyadasın? Kimlerin numaralarına, manevralarına kurban gidiyorsun? Uyan, uyan. Sana Allah hep onu diyor. Nimeti bakkaldan aldığın zaman ah parasını verdim aldım. Helal değil mi canım? Yerim işte diyorum. Ama şükretmeye gelince Rabbimi hatırlamak yerine paramı hatırlıyorum. Böyle yaşıyoruz genellikle. Yok işte bilmem nerenin suyuyla sulanan meyveler daha güzel olurmuş falan diyorum. Hiç Allah'ı hatırlamak aklıma bile gelmiyor. Ne zaman sıkıntıya düşerim şikayete başlıyorum. Böyle bir halimiz maalesef hakim dünyamızda. Bunlardan kurtulmak için bu bela kelimesini de iyi anlamak lazım. Bela terakki vesilesi demektir. Miraca çıkma vesilesi demektir. Çok güzeldir. Evet. Bir daha okuyorum bu cümleyi. Bilhassa ruyu zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sagirenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, bu birbiri arkasındaki bayramları biz göremez durumdayız da onun için burada biraz durduk. Tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekine-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Arkadaşlar burada duracağız. Yani bitireceğiz değil. İnşallah bitirmeyeceğiz de. Burada duracağız. Bunlardan ne anlıyoruz arkadaşlar? Hepimiz şöyle kendimize bir çeki düzen verip şöyle kafamızı bir sallayalım, toparlayalım. Ya dünya çok güzel yaratılıyor.
böyle bayramlar, bayram şeklinde, resmi geçitte bayramlar, bayramdaki resmi geçit şeklinde her şey sırayla geliyor, kendisi birbirine bağlantılı bir şekilde gösteriyorlar, gösteriyorlar, gösteriyorlar. Zinet ya, bu Kur'an-ı Kerim'deki kullanılan kelime zineti açıklıyor burada, tezyinat diye. Yani ayet-i kerimenin kendisi nasıl bize, bizim dikkatimizi çekiyorsa o şekilde tefsir ediliyor. Ona da çok dikkat etmek lazım. Böyle süsledik diyor. Evet, biz de süslenildiğini okuyoruz, anlıyoruz zaten. Peki bu dünya tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı pardon, ve melaikeleri ve sekine-i semavatı seyre celbedecek, seyre çağıracak, gel seyret beni diyecek bir cazibedarlık görünüyor. Kardeşim, ben aklıma ilk geleni söylüyorum. İnşallah siz de rahat olun önce. Siz de sorun. Bu ruhaniyat, melaike, sekene-i semavat seyretmişler, bana ne? Onlar nerede seyrediyorlar ben bilmiyorum ki gibi düşünmeyeceğiz. Düşünmeyeceğiz. Neden? O ruhaniyatın bizde özellikleri var. Bizim de ruhumuz var. Ruhumuzla bakacağız. Yani gözümüzle, midemizle değil. Yalnızca. Onlarla da bakıyoruz da yiyoruz çünkü. Ama ruhunla bak, insani ruhumuzla bakacağız. Melaike demek, burada bu anlamda çok basit bir şekilde söyleyeceğim, bir şeyin varoluşundaki emri yerine getiren demek. Senin de insaniyetinin, insani duygularının var olmasında, şu dünyada vücut bulmasında bir emir vardı. O emirleri taşıyandır melaikeler. Sen o emri dikkate al. Yani ağzındaki tad alma duygusunu sen tat alma meleği olarak gör. İşte o müşahede ediyor. Gözünle gördüklerinin güzelliklerinden hoşlanan özelliğin neyse, adını sanını kimse bilmez zaten. İnsanın ruhunda bu özellikler var. O özellikler, bu güzellikleri seyrediyorlar. Kendinden ayrı düşünme. Yani böyle melek yok, ruhaniyet yok değil. Sende de şu anda onların temsilcileri var. Kullan onları. Kendindeki melaikeleri kullan, kendi ruhaniyatını kullan. Sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Yani sanki semavatta dünyayı seyredenler var da onları cezbedecek şekilde, başka yerlere bakarken aa şu güzelliklere bak deyip herkesin noktayı nazarının dünyaya döneceği şekilde dünya süsleniyor. Ya biz de eğer sekene-i semavattan olmak istiyorsak, kim bunlar sekene-i semavat diye sorma. Kendini ben sekene-i semavattan olabilir miyim? Ya hayalinle semaya çıkabilirsin, tasavvuratınla semaya çıkabilirsin, hissiyatınla semaya çıkabilirsin. Şöyle semaya hayalinle bir çık, dünyayı bir seyret bakayım. O denizlerin güzellikleri, hatta yalnız denizlerin dalgalarının güzellikleri değil, çöllerin güzellikleri, o kum yığınlarının ahengi, letafeti, ormanların güzellikleri, hayvanların içerisinde oynayışlarını seyret bakayım bir sekene-i semavat olarak. Ondan sonra şu dünyanın bu güzellikleri karşısında nasıl kendini secdede bulmazsın ki? Ama desen ki ben ruhaniyatla haberim yok, melaikeleri ne bileyim görmüyorum, sekene-i semavat nerede, ben arzda oturmuş burada işte toprakların içerisinde çürüyüp gidiyorum diyorsan, bu cümleler sana hiçbir şey ifade etmez. Bu neden bahsediyor ya, bilmediğimiz bazı şeylerden bahsediyor der, geçer gideriz. Sen kendine oradan bir nasip al. Devam ediyor ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalaagah oluyor ki sonra insanın beş duyusunu kullanarak şu yeryüzünde beş duyusunun getirdiği o malzemeleri, detaları şöyle bir analize tabi tut. Ne oluyor bu dünyanın üzerinde de?
Ne olup bitiyor burada? Neden böyle her şey çok anlamlı, çok maksatlı bir şekilde tam bir ahenk ve düzen içerisinde, bir ölçülülük içerisinde, sırayla tam benim ihtiyacımı karşılayacak şekilde var ediliyor? Bir analizini yap, bir düşün canım. Bulduğun her yemeği oturup yeme. Bu nereden geldi? Şöyle otur bir düşün, bu nereden geldi? Kim hazırladı? Bir kaşık al, bir lokma al. Bunun lezzeti nereden geldi? De. Bir sor, bir tefekkür et kardeşim. Tefekkür etmeden gerçekten imanın mümkün olması, mümkün olacağını hiç sanmıyordum, hiç zannetmiyorum. Ruhuna, kalbine, hislerine hitaben yapılan yayınları dinleyip tefekkür etmek mecburiyetindeyiz. Bir saniye, çok özür dilerim. Bir saniye.